geldiğiniz için sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hepinize hoş geldiniz. Bugün gerçekleştirilen Bodrum Belediyesi 2017 yılı Aralık ayı olağan meclis toplantısında 8 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda bağımsız meclis üyeleri, imar planları, park ve bahçeler müdürlüğünün bütçesi ve çalışmaları dahil olmak üzere pek çok konuda eleştirilerde bulundular. Konacık Mahallesi'nde bulunan Bodrum Belediyesi, Herodot Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıyı siyasi parti temsilcilerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi izledi. Üçüncü gündem maddemiz ilçemiz Turgut Reis Mahallesi Yalımeyli. Toplantının başında bağımsız meclis üyelerinin verdiği 1 ve 2. gündem maddesiyle ilgili bağımsız meclis üyelerine yapılan bilgilendirme toplantısında planların kurumsal çerçevede yapıldığı söylense de imara açılan yeni yerlerde emsaller arasındaki dengesizlik, komşu parseller arasındaki yoğunlukta oransızlık, yolun arttırıldığı konularda açıklayıcı bilgilere sahip olamadığımızdan dolayı bu planın da geri dönüşünün mümkün olamayacağından ayrıca tereddüt ve şüphelere mahal vermemek adına tekrardan 1 ve 2. gündem maddesinin komisyonda görüşülmesi ve tarafımıza daha aydınlatıcı bilgi verilmesinin maddelerin gündemden çekilmesini bir dahaki toplantıda gündeme alınmasını arz ve talep ederiz. Önergesi bağımsız üyelerin evet oyuna karşın CHP'li meclis üyelerinin hayır oyu ile reddedildi. Üstlerimiz var bu konuda. Niye sizin müdürlüğünüzde para artıyor, diğer müdürlükler sizden para istiyor? Yine toplantının başında Bodrum planlarını hazırlayan şehir plancısı Semra Kutluay, Bodrum'un mahallelerindeki planları hazırlama süreciyle ilgili bir açıklama yaptı. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Semra Kutluay ve ekibiyle imar konusunda çalışan herkese teşekkür ederek, elimizden geldiği kadar kimsenin yasal haklarını çiğnemeden en güzel şekilde çözmeye çalıştık dedi. Çalışma önemi yaptınız. Özellikle ben hem Semra'nın ve ekibine, imar konusunda çalışan arkadaşlarıma. Burada söz alan bağımsız meclis üyesi Şakir Açıkgöz, imar planları hazırlanırken bağımsız meclis üyelerinin görüşünün alınmadığını anlatarak şöyle konuştu. Evet, kesinlikle geç kalmış bir plan, bütüncül plan, onu söyleyeyim. Geciktirmek istemiyoruz, bir an önce zaten onaylanmasını istiyoruz. Herkes tarafından muzdarip. Bodrum için de zorunlu ve zararlı bir şey bu. Bunun farkındayız. Ancak biz orada dedik ki aydınlanmayan konular var önergemizde. Şaibeler var. Bunların giderilmesi adına gündemle kalalım. Bir ay daha görüşelim, tartışalım. Biz içeri de meclis üyeleriz. Yani bu plan en azından biz bilmiyoruz. Yani bu planın başının ortasında sonunda hani şöyle yapıyoruz. Sizin önergeniz hani görüşleriniz nedir falan. Biz de bununla ilgili çok ciddi bir destek almadık. Görüşlerimiz de almadık. Yani buraya geldi şu anda. Bir prosedür gereği bilgilenme yapıldı ama ben bunu vatandaşın anladığını düşünmüyorum. Yani siz bizim şahibelere giderilmek adına vermiş olduğunuz önergeyi direkt reddettiniz. Yani bir gündeme dahi almadık bunu. Hani biz her şeyi açığız diyoruz. Önergemiz bile tartışılmıyor. Yani bu çok acı bir şey. Yani demokrasiye de aykırı bu. Bunu, bu ilk de değil yani. Biz önerge veriyoruz, burada tartışalım. Halkta burada konuşalım, tartışalım. İyi bir sonuca varalım. Kendimiz için değil, Bodrum için. Önergemiz gündeme dahi alınmıyor. Böyle ciddi bir konuda planlamada ciddiye bile alınmıyor. Burada benim sorularım olacaktı. Semra Hanım gitti şimdi. Yani bu genel bir bilgi verildi ama bu arada derede yeri yerine yeni planlamaya aldı. İmar açıldı. Buralar nerelerdir? Yeni imar açılan yerde bu Teksim Etlere Köy, İslam Anadolu'nda yoğunluk nedir? Artı bazı bölgelerde burada söylenmedi şimdi. Mesela 15-30-80 yoğunluk var. %15-30-80. Hani biz bunu düzenlerken dengesizliği gidermek adına dendi. %80'e çıkarttık yoğunluğu. Hani ben gördüğüm ister ki yoğunluk daha düzsün. Yani ben imar aranda şahsen zaten karşı biriyim. Niye 80? Hani 15'e alınsın bu yoğunluğu. Alt limitten istiyorsun mesela. Bununla ilgili buralar nerelerdir? Bu yoğunluğun artırdığı bölgeler nerelerdir? Eski mevcut planla yeni plan çakıştırıldığı zaman yeni planın eski plana aykırılıkları, fazlalıkları, yeni imar açılan yerler, yoğunluğun arttığı yerler bunlar nerelerdir? Hani bunlarla ilgili de hani vatandaşın da ben bilgilendiğini zannetmiyorum. Hani ilandan sonra zaten iş bitiyor. Yani çok zor. Hani bir de itiraz olsun, tekrar davalık olsun. Ne gerek var? El birliğiyle keşke güzel bir plan ortaya çıksaydı.
Başkan Kocadonsa bu 3 yıldır devam eden bir proje. Sık sık bilgilendirmeler de yapıldı. Biz sadece taslak olarak meclise getirdik. Zaten büyükşehire gidecek, bakanlığa gidecek, askı süresi var. Vatandaşlarımız orada gider inceler. Eksiği, fazlalığı varsa düzeltiriz diye konuştu. Turgut Reis, Bahçeli Evler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslam Haneleri, Dereköy, Müskebi, Yahşi, Gürece, Yaka, Bites, Konacık ve Çırkan mahalleleri revizyon ve ilave imar planının görüşüldüğü 1 ve 2. madde bağımsız üyelerin ret oyuna karşın CHP'li meclis üyelerinin evet oylarıyla kabul edilerek Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na değerlendirilmek üzere gönderildi. Gördüğünü anlamak lazım. Konuşurken de bazı şeyleri bilmek lazım. Toplantının 3. gündem maddesi olan Turgut Reis Mahallesi, Yalı Mevkii, Yat Limanı ve Feribot Yanaşma Yeri amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği teklifiyle 5. gündem maddesi olan Bodrum Belediyesi 2018 yılı vergi ve harçlarla ücret tarifesinde yer alan İmar Müdürlüğü ücret tarifesi bölümünde düzeltme ve ekleme yapılması oy birliğiyle kabul edilirken 4. gündem maddesi Yokuşbaşı Mahallesi, Boynuz Çukuru Mevkii, 501 Ada, 34 parselin batı cephesindeki alanda trafo alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ise oy birliği ile imar komisyonuna havale edildi. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü bütçesinden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesine ödenek aktarımı yapılmasını içeren 6. gündem maddesinin görüşüldüğü sırada söz alan bağımsız meclis üyesi Hülya Aşkın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili şunları söyledi. Şimdi nasıl bir müdürlüktür ki beni anladın, kusura bakmayın yine size söyleyerek söyleyeceğim ama tabii sizin de üstleriniz var bu konuda. Niye sizin müdürlüğünüzde para artıyor, diğer müdürlükler sizden para istiyor? Bodrum Belediyesi'nin bana göre diğer bütün ilçelerden ve Türkiye'deki bana göre bütün illerden en zayıf olduğu bölge bu park bahçe düzenleme peyzaj bölümünde son derece zayıf olduğumuzu görüyorum. Yani ne yapıldı da ya da ne yapılamıyor da bir projeniz mi yok? Yani gidilip de hiçbir belediye, civar belediyeler hiçbir gidilip araştırılmıyor, bakılmıyor. Yani ben Bodrum'da ne bir bahçe görüyorum benim anladığım anlamda, ne bir park bahçe görüyorum, ne bir düzenleme görüyorum, ne bir temizlik görüyorum, ne bir kavşak düzenlemesi görüyorum. Şuradan gidip Milas'a bile, Milas'ın kavşağı bile bizden çok daha düzgün. Turizm kentiyiz diyoruz. Yani ben, inanın bana bu park ve bahçe dediğimiz konular bana göre çalı çok büyük yani. İnanılır gibi değil. Geçen gün bu Gümbet'teki kavşakta fotoğrafını çektim, buraya getirmek istiyordum. Bir tane lale dikilecek, bir tane menekşe dikilecek, 15 tane eleman, bir tane menekşenin yanında olmamıyor. Yani bu konuda son derece hassasım. 6. ve 7. madde diğer müdürlüklere para yetmediği için bütçenizden para ayrılacaktır. Lütfen bu bütçeyi tamamıyla hak ihanetiyle kullanın ve Bodrum'u 21. yüzyılda hakikaten bir turizm kenti çiçeğiyle, böceğiyle, peyzajıyla, temizliğiyle bu hale getirin. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu ise bu eleştirilere, bu aktarım bizim de hoş karşıladığımız şeyler değil ama biz bazı çalışmaları yaparken ihaleye çıkıyoruz. İhaleye de en düşük fiyatla çıkarız. Kalan miktarı da diğer müdürlüklerimize aktarırız. Bunlar ihalelerden kalan bakiyelerdir. Biz 3 yıl içinde 66 tane park ve spor alanı yapmışız. Hülya Hanım'a beldeleri gezmesini temenni ederiz. Eksiklerimiz vardır, kabul ediyoruz ama hiçbir şey yapılmıyor denmesini kabul edemeyiz diye konuştu. Bunun üzerine yeniden söz alan Hülya Aşkın, müdürlüğün yaptığı çalışma beni hiçbir şekilde tatmin etmiyor. Bodrum halkı da buradadır. Eğer parklarından, bahçelerinden, peyzajından memnun olan birileri varsa bunu bir anketle ortaya çıkartın. Benim konuştuğum hiç kimse bu konuda memnun değil ifadelerini kullandı. Şimdi bu aktarımlar elbette ki bizim de hoş karşıladığımız şeyler değil ama 6. maddeyle Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü bütçesinden Zabıta Müdürlüğü bütçesine ödenek aktarımı yapılmasının görüşüldüğü 7. madde bağımsız üyelerin ret oyuna karşın CHP'li meclis üyelerinin evet oyuyla kabul edildi.
Söz alan diğer bağımsız meclis üyesi Süleyman Mazı ise geçtiğimiz aylarda yatağında Bodrum Belediyesi'nin yaptığı asfaltlama çalışmasını tekrar gündeme getirerek şöyle dedi. Yatağındaki asfaltlamayla ilgili bilgi verecekti. Ben onu bekliyorum Taner Bey'den. Bilgilendireceğim demişti mahiyeti şekliyle ilgili. Bir de onun dışında ben tamamlayayım olmazsa ondan sonra versin. Bodrum gündemini yakından ilgilendiren, burada da kapsamlı bir toplantı yapıldı. Refler konusu var biliyorsunuz. O dönemde ilgili çalışmayı yürüten arkadaşlar sanıyorum sizi madanda ziyaret ettiler. Bununla ilgili bir takım yargı kararları burada okundu. Gelinen bir nokta var. Belediyenin bu konuyla ilgili bu süreç içerisinde neler yaptığı konusunda, çünkü bu Bodrum Yarımadası'nı çok yakından ilgilendiriyor biliyorsunuz. Taner Uslu da ben o gün buyurun İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gelin bilgi verelim demiştim ama gelen giden olmadı diye konuştu. Toplantının 8. ve son gündem maddesi olan Bodrum Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi'nin Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu kurulmasına ilişkin talep ise oy birliğiyle kabul edildi. Kimsenin de aklını almadan çözmeye çalıştık.